Ben 1945 Kilolar Köyü'nde dünyaya geldim. Kilolar Köyü'nden efendim bir babanın 9 kardeşten birisiyim. Bizim 2 kız kardeşimiz vardı, 7'si de erkek. Biz babamızla beraber bir çiftçilik yapıyorduk. Ve biz köyde çiftçiliğimizi devam ettirip gidiyorduk. Ama hepimiz bir arada. Babam biraz çok disiplindi. Böyle evine, işine bağlı bir insandı. Biz de onu dinlerdik. Kesinlikle onun sözüne çıkmazdık. Belli bir yaşa kadar hep beraber olduk. Ondan sonra tabii askere gittim. Askerden sonra efendim yine köyüme döndüm. Köye geldik. Köyde bir sene kadar kaldım. Kilise döndüm. Kilise geldik. Kilise işte orada biz kendimize dükkan açtık. Otel vardı. Sonra arazi işi vardı. Bunlarla çok meşgul olduk. Bir sürü de çevremiz oldu. Ben kilise köyde geldim kırsal kesimde. Kilise de Allah bize yürü dedi. Ve çevredeki işte efendim elimizde geldiği kadar yardım ederdik, yapardık. Tabi bunların hepsi de beraber yaptık. Kardeşlerimle beraber yaptık. Tek başına değil. Ben her zaman söylerim. Derim ki efendim o köyde oturan bir akraban, bir kardeşin, bir yeğenin varsa eğer sana bir şey yapmıyorsa onun katkısı senden fazladır. Niçin derler bunu? Ya bir ağacın kökü olmadan bir ağaç toprağın üstünde durur mu? Biz böyle bu şekilde kendimizi efendim hazırladık, geldik. Kiliste bir ortam vardı, kilisenin ileri gelenlerle, onlarla beraber, ben de 10 yaş, 20 yaş büyük olanlarla beraber indik, kalktık, sağ olsunlar. Onlar da bizi çok sevdi. Efendim biz beraber efendim akşamları ve şeyleri toplanırdık. Bazı ileri gelenler işte memleketin efendim belediye başkanı, efendim kaymakamı, jandarma komutanı, efendim bunlar da gelirdi. Oradan efendim memleketin ufak da bak şeyleri varsa bir arada konuşurdu. Allah rahmet eylesin, Hanan abi vardı. Allah mekanı cennet eylesin. O bütün kilise değerleyen, toplayan kendisiydi. Nerede gelirse gelseydi mutlaka uğrardı yanına. Bir lokantası vardı. Hiç 5 kuruş ben de daha cebinden verirdi. Bunu bütün kilisenin emrine verirdi. Herkes gelirdi. Biz Hanan Bey'ine çok büyük bir böyle ondan bir haz aldı, bir mutluluk aldık ve ölüp gidene kadar kardeşliğimiz devam etti. Şimdi bunun arasında efendim diğer arkadaşlarımız vardı. Onlar da efendim onlarla da beraber çok büyük istişare ettik falan. Biz tabii onlar kendi işleri ayrı, bizim işimiz ayrı. Ama gene de bir şey olduğu zaman hep bir araya geliyorduk. Memleketin bir takım işleri efendim istişare edip konuşurduk. Bir de şeyden bahseder misin Mehmet amca? İşte kilis vakfını kurdunuz. Daha oraya gelmedim ki. Ha. Oraya gelmesen. Daha oraya gelmedim. Ondan sonra tabii biz kiliste efendim kalktık efendim. Biz bir otelimiz vardı. Otelde bir müddet işlettik, sattık. Bir arazi olayımız vardı. Araziyi de efendim onu da işte kardeşlerime teslim ettik. Ondan sonra biz ki İstanbul'a geldik. İstanbul'da Kapalı Çarşı'da kendime bir orada bir dükkan aldık. Tabii gene hepimiz beraber. Hiç kesinlikle bir şeyimiz yok. Kapalı Çarşı'da işleri yürüttük. İşlerimiz de çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Ve devam ettik. Daha oteller aldık, han aldık, hamam aldık. Efendim fabrika aldık, şunu aldık, bunu aldık hep beraber. İndik kalktık. Bu arada bizim de bir vakıf olayımız vardı o zaman, dernekti. Dernekti, bu da evvel de kurulmuş kilis şeyler ama faal değildi. Sonra biz bunu aldık, kendi ekibimizi sağ olsun kurduk Yaşar Bey'in efendim başkanlığında.
Bunu efendim belli bir yere hakkında getirdik. Şimdi orada sağ olsun Yaşar Bey efendim eksikleri o gideriyor. Biz de tabii onu tamamlıyoruz. Onun önderliğinden kiliste gelen bürokratı, valisi, şu bu ihtiyaçları olduğu zaman ufakta da ufakta hiçbir zaman için boş yolamadık, yaptık. Şimdi kilisteki ama okulların yüzde efendim 70-80'i iş adamlarındır. Ha biz de tabii kendi şeyimize göre oraya biz de bir Allah rahmet eylesin bizim bir valimiz vardı. Efendim Güner Özmen. Bir gün beni tuttu dedi ki Mehmet Bey sen burada bir ortaokul yapacaksın dedi. Dedim ya falan dedi senin burada yapacağın bütün arkadaşla yaptığından daha hayırlıdır. Neden? O tarafta dedi böyle bir ortaokul yok. Kiliste var çok dedi. Ama şey var ilkokullar var. Ortaokul ya. İşte olacak Allah onu efendim bana onu söylettirecek. Ben de kalktım rahmetli babama gittim danıştım. Babam dedi ki, dedim baba böyle böyle, vali böyle bir şey söylüyor dedim. Ne diyorsun? Oğlum tamam gücünüz yetiyorsa yap. Babam böyle bir şeyler çok severdi. Misafiri severdi. Bize bir tek şeyi, kötü bir şey yapmayı, yanlış söylen küçüklükten beri böyleydi. Neyse kalktık karar verdi. Valiye söyledim. Valiye söyledim, tamam dedim vali bey. Daha biz ağzımızda bu laf çıkar çıkmaz bir baktım vali bize, efendim temel atma törenine. Bizi efendim şey gönder davet etmiyor. Ya Sayın Vali bizim işimiz biz yapı bittikten sonra bunu sen bizi davet etmeniz. Daha ne biz yapmadık bir şey etmedi. Neyse gittik. Efendim sağ olsun. Bütün orada bürokratlar işte oradaki tabur komutanları falan hepsi onlar da zaten yakın çocuk. Onlar da sevindiler. Çocuklar orada efendim şey olacak diye. Ortaokul olduğu için şey etti. Neyse biz kalktık orada temeli attık. Allah'ın işine bak, o kadar şey ki biz tam okullar kapandı, o sıralar temeli attık, inarımı sezona yetiştirdik. Sezona yetiştirdik, ondan sonra sezonda biz yetiştirdik, bu okula devam etti. Ara sırada geldi, gittiler, dediler ki bu okul efendim yetmiyor, efendim bir şey yana yat da üstüne yana bir tane daha ilave eder. Zaman geldi geçti, kütükçü geldi. Kütükçü dedi ki böyle, tamam dedim. O da bize bu 8 daha ilave etti, 20 dershane. Sonra geldi dedi arkasına da bir yatı, şey olma, yatılı. Orayı da beraber hallettik. Orada kalktık 20 dön- şey 10 dönüm bir arazi aldık. İşte onun 8'in üstüne, pardon. Evet 8'in üstüne yapmış, daha 4 de orada öyle kalıyor. Biz orada öyle yaptık. Şimdi oradaki çocuklar, hiç unutmam. Adam efendim orada ilkokulu okumuş, gelmiş şeyden, sonra da bizim vakfa gelmiş. Vakıfta okumuş, öğretmen çıkmış, gitmiş okula, müdür olmuş. Müdür olmuş. Şimdi bu neye benzer biliyor musun? Bir tavuk kurka yatar, ciciklerini yetiştirir, bir gider bir bakın ki belli bir şeye geldi dağılı. Bizler de tam öyle. Sonra beraber biz arkadaşlarla kalktık bir gün. Kiliste bir heyet geldi. Allah rahmet eylesin. Ekrem Çetin. Efendim gene kütükçü Hüseyin Filiz diye bir rektörümüz vardı Antep'te. Biz o zaman fakülteler Antep'e bağlıydı. Yani şey değildi. Geldiler dediler ki kilise yatırım. Arkadaşlarını oturduk Yaşar Bey başkanlığında. Arkadaşlar dediler ki ya biz kilise dedi bu saatte gidip de hepimizin burada hazır kurulmuş işlerimiz var. Size söz verip de gidip orada yatırım yapacağız. Olmaz dedi. Başka bir şey dedi. Dediler ki kilise üniversite vekil dediler. Tamam dedik. Baktık karar aldık. Şimdi Allah selamet versin. Daha sağ şey kütükçü baktık hepimiz orada kimi 100 kimi 25 kimi 50 kimi 60 söz verdi. Parayı tamamladı. Adam şaşırdı. Yahu dedi 5 dakika içinde bunlar hep böyle şeyi biz bunu ettik. Biz onu da 3 senede yapacağız. Baktık gittik dediler ki ya en iyisi belediye başkanına verirsen Ekrem Çetin'e. Biz baktık bunu Ekrem Çetin'e verdik. Şimdi Ekrem Çetin bunun ihalesini aldı. 9 ayın içerisinde bitirdi. Bitirdi ama şimdi bunun bir şeyi var.
efendim konseyden geçmesi lazım. Antep'te şeye Filiz'e telefon ediyoruz. Ya bunu şeyde geçir de yükten geçirecek. Sen orada evet. Kendilerin konseyine geçecek. Yükte gidecek. Dedi ki ya ben ne bileyim siz 3 ay bize söz verecek bir sene. 9 ayda bitireceğini. Neyse onu da öyle organize etti. Sağ olsun Hasan Nazır falan şu bu devre girdi. Onu da hallettik. Getirdik efendim. Bu işi buraya kadar getirdi. Şimdi tabii biz hala burada bu işi Yaşar Bey bütün yemekleri o veriyor. Biz de sabah efendim kahvaltılar her birimiz sabah kahvaltı. Eskiden her birimiz bir ay yemek veriyorduk. Yaşar bunu istediği için sadece kahvaltı veriyoruz. Şimdi biz de tabii çocuklar biz onlara burs veriyoruz. Bir kısmı da yatıyor. Şimdi vallahi bizim şeye göre 150-200 tane şey burs verdiğimiz oldu. 50-60 tane de şeyde yatıyor. Efendim, 60 da yurtta yatıyor. Yeni ikinci bir yurtta. Evet şimdi oraya geleceğim. Bizimde. Şimdi bunu da yetmiyor dedik. Sonra bu kızlar vardı. Bir baktık ki kızlar efendim onları da bir yer falan. Fazla kız yoktu. Ona pek üstünde durmadık. Bir de kız yurdu yapıyoruz. Şimdi biz gittik daire şeyden bir gün bu yetmiyor dedik. Kalktık gittik Eminönü Belediye Başkanı'na yer istedik. Dedik bize bir yer ver parasıyla. Kendine. Ondan sonra o da tabii tamam dedi bize söz verdi. O arada bu korona çıktı öyle kaldı gitti. Devam etti gitti. En son Yaşar Bey bir karar aldı. Dedi ki biz bu şeyde o da yeni yurt binası aldı. Bu yurt binasında efendim vakfa başlıyor. Ve şimdi bizim iki tane yurdumuz oldu. Bir kız bir erkek. Onu daha karar verme. Geçen gün Yaşar Bey söyledim. Yaşar Bey bakar belki eski kız yapacağız. Yeni de öyle. O başkana bağlı. Biz tabi ne kadar söylesek. Biz her zaman onun kanadıyı onunla beraber et. Biz hiçbir zaman birbirimizin sözünü kırmadık. Müdürü olduğum Gülbaba Zeynep Yıldırım Yatırı Bölge Ortaokulu'nu yaptıran Mehmet Yıldırım ve ailesine çok teşekkür ederim. Böyle okul yaptıran hayırsever insanlara minnettarız. Okulumuz 475 tane öğrenciyle eğitim öğretime devam ediyor. 127 tane yatılı öğrencimiz var. 200 küsür taşımalı öğrencimiz var. Okulumuzun imkanları iyi. Yardımsever Mehmet Yıldırım ailesine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlarının devamını dilerim. Mehmet Yıldırım bizim köyden hayırsever. Bütün çevre köylere, bütün hemen hemen bizim bu Kürt Dağı'nın çevre köylerin minarelerini yaptırdı. Bizim Gülbaba'ya ortaokul yaptırdı. Bizim köye camiye önderlik yaptı, camiyi yaptık. Ondan sonra bizim şimdiki durumda da bizim bu çevrelere yurt yaptırıyor. Kur'an kursu yurdu. Bizim yani bütün kilisin zenginleri bizim Mehmet abi gibi olsa bizim kilis şimdiye kalkınırdı. Bizim bütün kilis zenginlerin Mehmet abi, Mehmet Yıldırım gibi olmasını isterdik biz bu çevrede. Yani bir denir de bir fakir varsa elinden tutuyor. Fakiri kalkındırıyor, yardımcı oluyor. Bir sıkıntımız oldu mu Mehmet abiyi arıyoruz. Sağ olsun Mehmet abi önümüze önder oluyor, işimizi görüyor. Allah i̇şte Allah. Mehmet abi böyle bir şahıs. Bütün yedi kardeşlerden birler. Yardımları da çevreye çok faydaları oluyor. Yıldırım ailesi Mehmet Yıldırım'a bize bu okulu verdiği için teşekkür ederiz. Yıldırım ailesi.